Herkese merhaba, benim adım Sercan. CoinTürk TV hepiniz hoş geldiniz. Bu video ile birlikte eğitim serimizin 10. videosuna giriş yapıyoruz arkadaşlar. Peki bu videoda ne işleyeceğiz? Diyelim ki borsalarda işlem yaptınız ve karlar elde ettiniz. Falanca borsadan Binance TR'ye paranızı gönderdiniz ve bunu Türk lirasına çevirdiniz arkadaşlar. Bir önceki videolarda gösterdiğim işlemleri teker teker yaptınız ve sonuca ulaştınız. Türk liranız mevcut ve bu karları banka hesabınıza atıp artık çatır çatır yemek istiyorsunuz. Harcamak istiyorsunuz tabiri caizse. O yüzden Binance TR borsasını açtıktan sonra arkadaşlar gelen arayüzde hemen cüzdan kısmına tıklıyorsunuz ve elimde ne varmış ne yokmuş ne kazanmışım ona bakmak istiyorum diyorsunuz. Gördüğünüz gibi hemen burada Türk Lirası karşılığında 486 TL'lik bir paramız mevcut. Peki bunu nasıl bankamıza aktaracağız arkadaşlar? Hemen üstteki menülerden yararlanmak kaydıyla arkadaşlar bu sefer çekme menüsüne tıklıyoruz ve karşımıza gelen ekranda bizden hangi coin'i bankaya göndereceksin? Şu an biz Türk Lirası dışında herhangi bir işlem yapamıyoruz. Eğer Türk Lirası kavramı burada çıkmamışsa arama butonuna TR yazarak arkadaşlar Türk Lirası'nın kripto para borsalarındaki karşılığına para karşılığına denk gelebilirsiniz. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi karşımıza ne çekmek istiyorsanız onun bilgileri çıkıyor. Kalan çekme limiti günlük bir miktar girmiş. Aylık olarak bir miktar girmiş. Bunun üstüne çıkamayacağımızı belirtiyor. Zaten burada da gerçekten çok büyük meblalar var. Ne bu 5 trilyon falan herhalde. Çok güzel keşke böyle bir şey olsa. <laughs> talep ettiğiniz çekme adresi de burada benim ismim soy ismim yazıyor ve ne kadar çekeceğimi hesabımda ne kadar olduğunu Türk lirası olduğunu gösteriyor burada ben hepsini seçiyorum arkadaşlar üstüne tıklıyorum ve burada bir IBAN kısmı var gördüğünüz gibi burada bankanızda kullandığınız hesabın IBAN numarasını buraya yazacaksınız yazdığınız adreste buraya arkadaşlar kaydedebilirsiniz kaydettiğiniz zaman zaten otomatik olarak burada IBAN'larınızı seçebilirsiniz arkadaşlar seçtiğiniz zaman burada herhangi bir ücret çıkarmayacaktır diye düşünüyorum Çünkü ben şu an seçmek istemiyorum IBAN'ımı ve alacağınız 486.96'lık miktarı hesabımıza gönderecek. Evet burada herhangi bir komisyon ücreti almıyor arkadaşlar. O yüzden IBAN'ınızı seçtikten sonra ve aşağıda sarı buton aktif olduktan sonra onayla kısmına tıklarsanız arkadaşlar mail adresinize ve telefon numaranıza gelen kodları girdikten sonra orada da bir onay tikine bastıktan sonra arkadaşlar sizin karşınıza yeşil bir tik yani işleminizin gerçekleştiğine dair bir sucuk gelecektir. Yaklaşık olarak 2-5 dakika arasında hesabınıza paranız yapmış olacaktır arkadaşlar. Evet bu videoda da kripto para borsalarında yapmış olduğunuz karları banka hesaplarınıza nasıl gönderirsiniz onu göstermeye çalıştım. Eğer videodan yarar sağladığınızı düşünüyorsanız lütfen videoyu beğeni bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.